Yönetim artı denetim çarpı 10 artı 1, 51 kişi yeterli bana. İçeride 174 kişi var. 175.'ye gerek olmadığı için kanunen almama hakkım var, karışıklık çıkmasın diye. Hayır, sınırlı değil. Sınırlı yok değil. Hanımefendi. Üye olduğunuz şey için gelebilirsiniz. İzleteceğim size. Sadece oy kullandırmayacağım. Çünkü bir saatte gelmediniz ve kapatmak benim yetkimde. O odayı ilgilendiren bir durum. Bilgilendirseydi. Bilgilendirseydi beni ilgilendirmiyor. Ben almıyorum artık. 175 kişi var. Oy kullanmak için yeterli. Beni ilgilendirmez. Başkan. Bir saniye açıklayayım. Nasıl yapacağımızı, kanunen nasıl olması gerektiğini, salonun boş olduğunu... Evet, söyledim. 10.30'da imzayı açmasını söyledim başkanım. 11'e kadar beklettim. Beni ilgilendirmiyor. Bir saniye dinleyin. Şimdi bu ülkede seçim oluyor mu? Evet, oluyor. Seçim saati bitinceye kadar. Evet. Sen seçimden yarım saat önce niye gelmedin, kaydını yaptırmadın diye bir kural var mı? Seçim kurulu burada mı? Bir saniye, ben de açıklamamı yapacağım. Ne dedi? Burada bir seçim. Arkadaşlar lütfen, yani geç hemen arkadaşlarımız vardı, bu 10 kişidir. Kararların %1'dir diyelim. Ama yeterli çoğunluğun aşırı fazlası var. Evet. Ben bu kadar olacağını hiç düşünmüyorum. Çünkü genel kurullarda bu şekildeki olağanüstü genel kurullarda veya genel kurullarda olur, yerimiz dar olsa belli değil mi? 70-80 kişiydi. Ama şu konu benim üzerime oturan çamurlardan dolayı benim isteğim üzerine bu toplantıyı yapıyoruz. Bir de 2022 yılında ilk bana görev verdiğimizde biz o günkü yönetim kurulu üyeleriyle Mehmet Ali Coşkun, Osman Zengin, Bekir Sabun, şu anda hepsi burada var. Onlarla her yıl dedik ki genel eksen bir toplantı yapalım, kahvaltı şöyle yapalım veya bir piknik düzenleyelim. Üyeler birbirini tanısın. Bakın bu kadar üye birbirine tanıdım diyor. Lütfen genel kurulda ne konuşulması gerekiyor sonra? Evet, alalım. Genel kurul şeyini. Divan. Arkadaşlar konuyu kapatın. Tamamdır. Sonra konuşalım. 174 saydım, doğru mudur? Doğru, ben de 160 küsur saydım. Evet. Hiçbir odada yapılmayan bir şey yapıyoruz. Olağanüstü genel kurula gitmişsiniz. Olağan genel kurul değil bu. Kanunu okursanız açıkça net belli zaten. Ben olağanüstü genel kurulda 51 kişiyi bulduğum anda imzayı kapatıp gelebilirim. Kanun bana yetki veriyor. Yetkimi kullanarak da arkadaşımıza imza attırmadım. Bir kişi, 10 kişi, 100 kişi beni ilgilendirmiyor. Ben sağladım. Şu an açabiliriz. Divan için, iki tane başka vermek isteyen var mı divan için? Tamam. Şimdi oynayacağız. Bir numaralı teklif listesindeki isimleri okuyacağım. Divanda yer almasını istiyorsanız el kaldırıp oy kullanacaksınız. İki numaralıyı oynayacağım. Ona kullanmasını istiyorsanız el kaldırıp onaylayacaksınız. Bir numaralıyı okuyorum. Divan Başkanı Ersin Ceylan, Divan Başkan Vekili Mehmet Emin Aydın Yüz, Katip Çağlar Tarakçı, Katip Levent Çakmakoğlu, Katip Nail Zeybek mi? Evet. Bir numaralı listeyi kabul edenler oy kullanabilir mi? Ellerinizi ben söyleyene kadar indirmeyin lütfen. Abdullah Bey, siz o tarafı sayın. Böyle gelelim. Diyorum. Divan Başkanı Necmettin Gönelmiş. Başkan heyeti yazmışsınız. Evet. Vekili mi bu? Aynen, divan heyeti. Başkan vekiline Leyla Ataman, Ali İhsan Arslan, Suat Soylu, İbrahim Tosun. Kabul edenler. Yine gözden geliyorlar. İki kere oy kullandım lütfen. Divan Başkanlığı'na Ersin Ceylan, Divan Başkan vekiline Mehmet Emin Aydın Yüz, Katipler Çağlar Tarakçı, Levent Çanakoğlu, Çakmakoğlu, Nail Zeybek. Divanı alabilirim.
bundan 2 yıl önce bana görev verdiniz. Bu görevler burada kalıcı değil. 30 yıldır Cavit abimiz beni bir yere kadar getirdi. Biz de bundan sonra bir yere kadar götürmek için uğraşıyoruz. Ama sağımızda, solumuzda yönetim kurulu üyelerinin içinden yanlış yollara giden veya bazı şeylere tapan kişiler oluyor. Bu konu Ömer Kamper için geçer. Yani kendisi var mı bilmiyorum ama. Yönetim kurulu kararınca orada alınan sözlü kararlar dışına hiç kimse çıkamaz. Cavit abim çok iyi bilir. Biz 7 kişi oturduk konuştuysa, şunu yapacağız dediysek, o dışarı hiçbir zaman çıkamaz. Yazılı kalır. Yazılı da dışarı çıkamaz. Bir. Yarın istifadır. Ki istifade edenleri, ettirenleri, etmeleri için gayret edenler var mıdır? İbrahim Dibek, yönetim kurulu üyelerine hata, başkan mahkemeli mi olacak? Aman başınız derdi girer diyerekten Mehmet Ali Coşkun'a, Osman Zengin'e, Bahri Şahin'e. Başkan, konuyu değiştirme. Lütfen. Konuyu değiştirme. Başkan, konuyu değiştirme. Ben... Başkan, konuyu değiştirme. Konuyu değiştirme. Başkan, konuyu değiştirme. Organizasyon seçimine katılmak isteyen üyelerin ve başkanımızın katılmaları durumunda yol vesaire hiçbir masrafın odamız tarafından karşılanmamasına karar verildi. Hiçbir masrafım yok. Almadın mı? Almadın. Yönetim kurulu kendine bakabilirsin. Açılış konuşmamızı yaptırdım ben. Başkanım. Bakanlığımızın tarihini yapıyorum. Duyulmaz zaten. Genel kurul. Niye oynadınız diye açıklayalım. Çünkü üyelerimiz neyi oynadınız şu an anlamıyoruz. Anlamıyoruz evet. Niye oynadınız anlayamıyorum. Ben söyleyeceğim size neyi oynayacağınızı. Konudan da almayacak şekilde birer ikişer dakika lütfen. Aynen. İki dakika başkanım. Konuların dışına da çıkılmasın. Evet lütfen. Konuların dışına çıkmayın. Akaryakıtı harcamışlar ve başkan ve kanıtlayamamışlar. Bakın arkadaşlar. Bakanlık bu şekilde talimat gönderdi. Başkan ve üyelerin bunu oynayın bitirelim. Ve görevlerinde oturun. Arkadaşlar uzatmayalım artık. Başkanım tamam. Siz de olun. Sayın Divan gerçekten olanları Coşkun Bey dedi ki yani müfettişimiz bak dedi paranın buharlaştırılması böyle oluyor dedi. Böyle yap dedi bana. Coşkun Bey gittikten sonra ben Mehmet Ali Coşkun'un Süleyman Aydıncı'nın eşi üzerine ve o arabayla olanlara federasyon seçimine gittiğimizdeki o aracın o tarihteki mazot yakıtının tespit edildiğini yönetim kurulu kararı olarak aldım. Ama kendi aracımın üstündeki yakıtların hiçbirini su götürmez olmasın. Tamam başkanım. Benim bir kuruşta ihtiyacım yok geri ödeyeceğimi taahhüt ederek yönetim kurulu defterine yazdım. 38 bin lira mı 36 bin lira mı benim plakaya yazılmış. Tamam. Ben onu ödeyeceğim diye kararı da yazdım. Şimdi onu da deneyelim. 2 dakika geçmeyin. 2 dakika geçmeyin. Oynayın. Arkadaşlar. Mehmet Bey. Lütfen oturur musunuz? Konu anlayışını verin. 5 dakika hadi hep konuşulsun. Sizin katiplerin konuşmaya zaten yetkisi yok. Katiplerin de sizin de konuşmaya yetkiniz yok. Başkanım oylatsın. Tamam abi. Başkanım. Ya, oynatın. Tamam bir saniye. Arkadaş oyları sunuyorum. Kabul edenler. Abi ya, yakın okuduğum şey o yani saydım. Yürütüm alalım madde bakanlıktan gelen talimat. Hayır abi konuşmayalım. Boş ver abi. Gerçekten çok kötü. Edenler. Oda faaliyeti için mi? Bu harcamalar yapılmış. Yemek faturamız yok. Gene ödeyecek. Kendi faturamız. Tamam. Lütfen sözlü şeye girmeyelim. Bu harcama oda için yapılmıştır diyorsunuz şu anda. Tamam mı? Evet. Biz de sayacağız. Lütfen indirmeyin. Ya da bir de indirin. O kabul etmez. Bizim mülkiyetimizin değeri belirlendi. Alacağımız yerin değeri belirlendi. Kara 1 milyona bizim yerimizin satılarak 3 milyona şu yeri uygun görüyorsan borçla alma diyelim. Şimdi burada konuştuğumuz ucu açık şey. Evet. Başkan ne yapacağını anlatsın bir.
Doğru mu? Doğru. Çakacak yerine yani. Çift çakacak mı? Yani anlatmıyorum. Hadi anlat. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir bilgiyi de bana hatırlattı Abdullah Bey. Şöyle, ODTÜ Genel Kurul Görev ve Yetkileri 10. madde J bendinde diyor ki, bağlı olduğu birliğin muvaffakatiye alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. Şimdi şöyle de bir çelişki var başkanım. Evet. Biz burada oylatsak bile diyelim ki arkadaşlar kabul edildi, yine satış yapamazsınız. Tamam. Benim amacım şu. Biz bir önceki genel kurulda satış yaptığımız her şeyi birlikte yapıyoruz. Evet, birlik satış yazısını vermiyor. Ama ben 5 kişi değilim. Ben zararlı, ben kalmak istemiyorum. Şu anda 160 kişi, 180 kişi var. Arkadaşlar karar versin, sebeplerini ben açıklayayım. Tamam. Nedenlerini onlar söylesin. Şöyle yapın. Şimdi çıkarsa 3 önemli. Tamam. Evet, benim anladığım şu mu başkanım? Şimdi evet. Siz genel kurulda soruyorsunuz. Aynen. Eğer kabul ederlerse bu yazıyla gidip birlikten satış muvaffakatı almak istiyorum. Tamam. Çünkü şimdi siz karar verseniz bile birlik muvaffakat vermezse yine satış yapamazsınız. Bu hepinizin malısı. Evet. Kendi için sattı. Evet arkadaşlar, aldığımız yıllarda arkadaşlar bu odamızın eski yeri yıllar önce 92-90'lı yıllarda aldığımız zaman ben de iyi kötü odayla ilintim vardı. Kendi arkadaşlarımızın bağışlarıyla üye aidatlarıyla, ki oyunlarda üye aidatları da çok yüksekti. Yani proje gelirlerinin vizeleri vardı, odaların geliri çok büyüktü. Aldığımız zaman da orası çok para değildi. Şu anda benim orada kocaman bir odam var. Yani siz ne dersiniz deyin, ben 2 yıl oradayım. Odama gitmiyorum. Neden gitmiyorum? Birer elektrik bizim küçük evladımız. Şimdi, orada bir İbrahim vardı. Odada bir İbrahim vardı. İki İbrahim arasında yönetim devam ediyordu. Cavit abim Ankara'da, Kuşadası'nda Yazlık'ta. Diğer arkadaşlar da aynı. Ama şu anda ben ikisinin de başında olmak için kira vermeden girelim mülkiyeti ve kirasında olan yerde odamızın hizmet binasını taşıdım. Ve her zaman da oradayım. Sabahtan üyelere toplantımı şuraya buraya gidiyorum. Öğleden sonraları orada olmaya çalışıyorum. Bir elde biz yıllık 2 trilyon ciroyla devraldık. Şu anda geçen yıl 8 trilyon, bu yıl 11 trilyon. Ama bu miktar olarak değil, gelen zam olarak değil. Yani satış miktarı da 5'e katladı. Müşteri veya üyelerimizin de ilgisi 5'e katladı. O yüzden odayı ben bir elin yanına taşıdım. Biz bundan sonraki bir hamle yapacaksak eğer, bir elde, yani küçük evladımız var. Bir el bizim küçük evladımız. Şimdiye kadar büyüttük, hatta büyütemedik. 2008'de kurduk, 2008'de bir Albayrak elektrik, bir ışık elektrik vardı. Ama 2008'de hiç olmayan firmaların şu an 7'şer katlı yeri var. Bizim odamızın hiçbir şeyi yok. Birer olduğu yerde sayıyor. Ama İbrahim'lerin her şeyi var. Ben 2 yıldan bu yana fare deliği kapamakla geçiyor ömrüm. Farenin birinin burnunu kesiyorum, can avreli beni ısırıyor. Arkadaşlar dolma gibi. Farelerin buyruğunu kesmeyi devam edeceğim. Ha, satışa geldiniz. Satışa geldiniz arkadaşlar. Aynen. Kurye geldi. Gel. Size bir şey soracağım. Burada bana dediniz ki esas sanatçılar odaları birliğine biz alış satışı yapacağız ama siz burada dediniz ki bir araç sebepti bomlu araç satın aldı. Evet, satışı da var. Ama siz... Diğeri de vardı. Ayran yazılımlar mı? Değerli arkadaşlar, önceki yerimiz önceden tam iyiydi. Bu da benim, ben genel kurulu söylemek istiyorum. Tamam. Bir adet tepetli bomlu araç satın alma evet. Diye dedi. Tamam. Şimdi bir misafirimiz geliyor, tuvalete gidecek. Abi diyorsun ki şu anahtarı al, ikinci katta köşede tuvalet. Ayıp bizim için ya. Yani benim orada koskocaman bir odam var, o söylemem değil. Bugün ben başkanım, yarın siz başkansınız. Üstelik üçüncü kat, otobüs geçer sallanır. Otopark sorunu var, oraya yanaşıkta cezai yiyen arkadaşlar var. Ha, o bölgeye yakın esnaflarımız için iyi, yürüyüş mesafesinde. Ama şu anki yerimiz de çok kötü değil. Doğum olarak,
Arkadaşlar satmayalım derseniz inanın odamızı yine eskiye de götürün. Bu odada oturun. Ve sadece varsa bile bizim gibi değil, dokumacılar olsun var. Lütfen biraz şey yapalım. Aldıktan sonra 10 yıl biz bunun borcunu ödedik. Öyle yemeyle içmeyle olmuyor bu işler. Benim buraya geldiğimde kareli kağıda proje çiziliyordu. Aydın yeri kimse bilmiyordu. Onun için lütfen söylerken bunu yapın. Biz hiç yapmadıysak 150 seminer yaptık. Topraklama dahil. Ve Avrupa projesi yaptık. Veselo değil. Demek istediğim nokta şu. Kısa kesici. Bir eli kurduk. Öyle. Kurulmadı. 750 lirayı 5 taksitte aldık biz. Kimse para veremedi. 150 lira, 110 lira ya da 160 lira taksitle senet yaptık. Zorla ödedik. Öyle mi sanıyorsunuz o işleri öyle? 8 trilyon. Bu sene diyor şey yap diyor. Hikaye anlatıyor. Alakası yok öyle. Alakası yok öyle bir şey. Ben size söylüyorum. Konuyu geçelim. Lütfen sizden ricam şu. Elinizden tırnağımızla aldığınız. Bakın bizim bir hatamız oldu. Ben kabul ediyorum. Şirketin yönetimine hisse almayan bir tane aldılar mı? Hatta hisse almayan nasıl girer? Girdiler arkadaş. Var mı senin? Var mı ispat yediğiniz? Senin var mı? Senin hisse. Yok. Benim 10 hissem var. Cartier kaç hissem var? Tamam. Kaç hissem var? 5. Biz şirketi büyüsün diye o 20 yıldır şirketten 1 lira para almadık. Millet ayıya gitti, yine ayıya borçlanıyor. Bu ayın sizi Oy çerçeve kabul edememiştir.